Sende hiç utanma, ağırlanma kalmamış. Sırf kendini kurtarmak için Sevinç Hanım'a yalakalık yap, kızımın başına iş aç. Sen hep mi böyleydin? Sonradan mı böyle oldun Gülüze Hanım ha? Bak rezilliğin yetti benden söylemesi. Laf çoğaltma. O mektupta ne yazıyor onu söyle bana. Ya kaç kere söyleyeceğim? Kızıma nasihat olma. Sen benden bir şey gizliyorsun Zülfikar. Deli deli konuşma. Ne saklayacağım senden? Ne? Baba. Ne oluyor, sen niye ayaktasın yine? Yok bir şey be kızım. Hadi anlat çabuk, ne oldu? Gidiyoruz buradan. Bu gece toplanıyoruz. Kızım. Baba lütfen. Gördün işte bütün olanları. Sanki çok gidecek yeri varmış da. Sen hiç konuşma Gülizar Hanım. Eşyalarını topla, seninle sonra hesaplaşacağız. Bak sen. Hadi gel hesaplaşalım. Hadi hesaplaşalım. Allah senin cezanı versin be. Allah senin cezanı versin. Baba. Gülizar. Affedin Sevinç Hanım. Kurban olayım. Ben ettim, siz etmeyin. Sana 3 ay maaş yok. O kadar. Yapmayın Sevinç Hanım. Bunlar beni ortalarda bırakıp gidecekler. Kurban olayım Sevinç Hanım. Yalvarıyorum size. Niye? Zülfikar da mı gidiyormuş? Sormayın. Sormayın. Bunların ikisi baba kız bir işler çeviriyorlar. Ne demek o şimdi? Hani vasiyet varmış ya güya. Otur demedim. Evet varmış. Dağ tepe bayır gezdirdiğine göre bayağı malı mülkü varmış senin kocanın ya. Ben de anlamadım Sevinç Hanım. Okutmadı ki bana. Böyle başına deli deli şeyler yazıyordu. 22 yıldır sustum falan. Ben de bir şey anlamadım. Ne yazıyor? 22 yıldır sustum. Artık bildiklerim bana yük geliyor. Anlamadım vallahi. Bir iş var bunlarda Sevinç Hanım. Nerede o mektup şimdi? Koynunda saklıyor Nalet. Ben de meraktan çatlıyor. Alamadım ki. Tamam, çıkabilirsin. Affedin Sevinç Hanım. Tamam, affettim. Çık. Neredesin? Güzel, çok acil konuşmamız gerek.